Poyraz'ı Akif mi aldı? Poyraz'ı Akif mi aldı? Sen! Sen benim arkamdan iş mi çeviriyorsun? Sen mi verdin Poyraz'ı? Sen zaten buraya onun için geldin. Kara, kendine gel. Ne saçmalıyorsun? Bırak! Sen! Sen bana söz verdin. Kimse, ama hiç kimse Poyraz'ı alamayacaktı. Sen var ya Abdüley, sen! Sen benim canımı alsan, benim canımı alsan bundan daha iyiydi. Erdoğan'ın bahsettiği yer burası.
Nerede bombalar? Nerede? Paket yola çoktan çıktı. Geç kaldınız. Sana da bir daha sormama gerek yok herhalde. Cem evine gitti. Sema, Sema gitti. Can evimizden vuracak Yezidler. Hangi Cem evi? Beşiktaş'taki. Aa, biliyor musun? Bilmez miyim? Hadi. Kalk. Efendim, sizin beden bir etrafı kolaçan edeyim. Durduğun dardan, yürüdüğün yoldan, herden, kinden şefaat bulasın.
Aa. Panik yapma. Panik olursa patlatır. Hı hı. Dedem, kusura bakma. Bir acil durum var da. Aramızda yabancı var mı? Ne olacak? Burada hepsi can. Eyvallah. Allah Allah, Allah Allah! Allah Muhammed Ali, pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş'ı verip bekleye saklaya, dille dileklerimizi, gönülde muratlarımızı vere, hizmetlerimiz kabul ola, dil bizden nefes katnesi sürrüyü aziz, kutlu Hünkar Hacı Bektaş'tan gerçeğe hür! Allah Muhammed yani! Yapma! Yapma! Durun! Canlar, canlar. Sakin olun! Canlar! Sakin olun canlar! Sakin olun! Kıyma bunca cana! Men kunte nefsen ke ennemâ kadelenesâ cemiyan. Thank you.
insanı kurtarmak bütün alemi kurtarmaktır. Durun, sakin olun. Verin hainimize. Onun cezasını biz verelim. Bütün Türkiye bunu duysun. Bektaş, adamı götür. Canlar, bu oyuna gelmeyelim. Çekil ağa, senin gibiler yüzünden düştük bu hale. İsminin hakkını ver, isminin. Zülfikar, intikam için kalkmamıştır oğul. Canlar, canlar durun, sakin olun. Durun canlar, bize yakışmaz. Ah şimdi dırgama olacaktı ki burada. Bu Yezidlerin hesabını görsün. Canlar tamam. Tamam, tamam, sakin olun canlar. Tamam, bu tuzağa düşmeyin canlar. Tamam, metanetinizi koruyun. Tamam canlar. Allah yanımızdadır. Sen beni nasıl mayın tarlasının ortasına atarsın? Bunun hesabını soracağım senden. Ne hesabı soracaksın? Ben seni uyarmadım mı karaya dikkat et diye? Söz mü dinliyorsun sanki? Bir de ahkam kesip duruyorsun. Bunu bilerek yaptın Cahit. Saçma sapan konuşma Mete. Nereden bilebilirdim tuzakları? Kara bu. Sağ solu belli mi olur? Neyse, amacımıza ulaştık. Adamı aldık mı aldık. Sen amacına ulaşmış olabilirsin ama ben bu durumdan memnun değilim Cahit. Poyraz'ı getirmişsiniz. Tebrik ederim. Poyraz'ın kendine gelmesi biraz zaman alacaktır. Sen çıkabilirsin Cahit. Bombalar yerine ulaşmamış Mete. Kendinden çok emindi. Başarısızlık virüs gibidir. Çabuk yayılır. Sence bunun ilacı nedir Mete? Beklenmedik aksilikler oldu. Bahanelerin ilaç olduğunu düşünmüyorum. Anladım efendim. En kısa zamanda telafi edeceğim. Telafi değil. Başarı istiyorum. Durumu nasıl? Hayati tehlikeyi atlattı. Ama tam olarak iyileşmesi uzun zaman alır. Bir süre uyutacağız. Uyandığında ilk benim haberim olacak. Karan'ın öldürmediğine şükretsin. Poyraz senin bu iyiliğini hiç unutmayacaktır. Beni daha ne kadar şaşırtacaksın bilmiyorum. Cahit. Thank you.
zamanlar niye bağladınız beni? Delirtmeyin beni. Çözün lan beni! Çöz lan beni! Abdüley! Babacığım! Abdüley! Çözün lan beni! Bırak! Abdüley! Bırak! Yapma Kara abi. Bırakın! Babacığım sakin ol. Kara abi. Bırakın Kara lan! Abi. Babacığım! Babacığım sakin ol ne olur! Şunu bırak! Bırak! Bırakın beni! Bırak! Bırak! Efendim, sakinleştirici yaptık. Birkaç saat sonra kendine gelir. Kendine gelmeyecek. Bu adamı sürekli uyutacaksın. Efendim, bu halde uzun süre burada tutamayız. Artık tımarhaneye mi kapatırsın, hücreye mi kapatırsın? Bir yere kapat. Ve onu hiçbir şey düşünemeyecek hale getir. Bunların hepsi geçici çözüm efendim. Elbet bir gün bu acılarla yüzleşmek zorunda kalacak. Sen sadece dediğimi yap Hüsnü. Peki efendim. Siz ikiniz de bunun kapısının önünden ayrılmayacaksınız. Kara'nın güvenliğinden siz sorumlusunuz. Bir şey yok. Gaye değil mi o? Hala seni soruyor abi. Neyi mi soruyormuş? Bunu verirsin. Tamam doktorum. Tamam seni. Hadi sen geç odana. Dinlen biraz. Sadece ezilmeler ve cam kesikleri var. Açık yaralar için krem yazdım. Morluklar için de başka bir krem yazıyorum. Pusat odasına mı Gaye? Hı hı. Çeviriyorsanız benden uzak tutun. Ben yokum dediysem yokum.
O aksaçlına da söyle peşimi bıraksın. Diye kendin söyle. Abdüley sizinle konuşacak. Abdüley iyi olduğuna sevindim. İyi falan değilim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Sen benim için ölüsün. Ben de senin için ölüyüm. Memati'nin mezarındayım Abdüley. Babacığım, annemin durumundan endişe ediyorum. Yarın doktoruyla konuşacağım. Bakalım ne diyecek. Babacığım, ben biraz soruşturdum. Bazı klinikler var bu hastalıkların tedavisi için. Bu kliniklerde hasta bir yandan terapi görüyor, bir yandan da tetkikler yapılıyor. Ve hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabiliyor. Kızım, dediğin gibi ise hemen yarın gidelim. Eğer yarın Nazife Hanım'a iyi gelirse her gün gider geliriz. Babacığım, bu tür klinikler hastayı yatılı kabul ediyor. Kızım, ben anneni nasıl bir kliniğe yatırayım? O bensiz, ben onsuz ne yaparız? Hele de torunumuz yanımızdayken. Ondan mahrum kalmak Nazife Hanım'ı daha kötü yapar. Peki babacığım, sen bilirsin. Ben çayını tazeleyeyim. Verdim demiştin. Ne yaptın? Başsavcıya suçumu itiraf ettim baba. Soruşturma açmasını talep ettim. Ama bir şey yapmadı. Yapamayacağını söyledi. Nasıl yani? Bu durum maktulün kimliğiyle alakalı bir durum. Sanırım istihbarat konuyu kapatmak istedi. Ben diretince de
Başsavcı bir süre izne ayrılmamı söyledi. Ama babacığım, vicdanım hiç rahat değil. Üzülme evladım. Elinden geleni yaptın. Adliyeden bir süreliğine uzaklaşmak sana iyi gelebilir. Arthur burada. Sizinle görüşmek istiyorum. Gelsin. Ne oldu? Bir gelişme mi var? Evet efendim. KGT hakkında istediğiniz araştırmayı yaptım. Geçen hafta uluslararası sıra dışı bir siber saldırı yaşandı. Detaylı araştırmalarım neticesinde dikkatimi çeken, bu saldırının daha önce yapılan bazı saldırılarla ilişkisi olduğunu ve periyodik olarak yapıldığını fark ettim. Merkezleri ne? Bu saldırılar dünyanın 8 farklı bölgesinde gerçekleşiyor. Farklı serverlardan açılmış olmasına rağmen aslında bu saldırılar Türkiye sınırları içindeki tek bir merkezden gerçekleşiyor. Amaçları ne? Tahminimce KGT bu saldırıları yaparak özel bir network ağını koruyor. Bu ağ kendi iletişimleri için kullandıklarını, saldırıları da buna güvenli kalkanı oluşturmak için yaptıklarını düşünüyorum. Mantıklı. En iyi savunma saldırı yani. Çok önemli bir bilgiyi korudukları açık. Korunan bilgi, her neyse, onu istiyorum. KGT'ye hizmet eden ana server'a ulaştım. Güvenlik duvarını kırmam çok zamanımı almaz. Peki problem ne? Bir problem yok. Şifreyi kırarım. Ama asıl yapmamız gereken, bu saldırılar başladığında merkezdeki binaya girerek onların ana arterlerine bağlanmak. Bir sonraki saldırı ne zaman olur? Verilere bakılırsa yarın olabilir. Thank you.
Sana bir tek sorum var. Onun cevabını alıp gideceğim. Cahit bu planın neresinde? İçindeyse Poyraz'ı istiyorum. Karaya sözüm var. Cahit de bilmiyor yaşadığımı. O zaman benim koruyucu meleğim olacağına Poyraz'ın Azrail'i olsaydım. Kim gelse yıkacaktım. Ama Cahit gelince kaldım. Cahit'in ne işler çevirdiğini biliyorsun yani. Hayır, bilmiyorum Abdülay. Bilmiyorsan niye indirmedin? Onun niyetini tahmin edebiliyorum. Bir planı var. Ne güzel işte. Madem bir planınız var, onunla beraber yürüyün gidin. Bana ne ihtiyacınız var? Dağıldık Abdülay. Sen, Cahit, Kara, Erhan, herkes bir tarafta. Toparlanmamız için sana ihtiyacımız var. Anlamadığın şey, benim bir ölünün laflarına karnım tok. Asıl senin anlamadığın şey şu. Bana ölü olduğumu söyleyip duruyorsun ya. Keşke senin söylediğin gibi ölü olsaydım. Ama ben hala yaşıyorum. Yaşıyorum! Onları göremeden, dokunamadan, konuşamadan, seslerini duyamadan yaşıyorum. Ama bil ki aldığım her nefeste ciğerime hançer saplanıyor. Anamın acısı, babamın acısı, kızımın acısı, dostlarımın acısı. Nefes almak istiyor muyum Yusar? Yine de sevdiklerim için bir çıkar yol arıyorum. Tüm mücadelem bunun için. Bir tek sen bana yardım edebilirsin Abdülay. Anlıyor musun? Tekrar hayata dönmem için bana yardım et. Bana yardım et diyorsun. Sen kimsin? Kime yardım edeceğim? Ailem diyorsun. Sevdiklerim diyorsun. Kimsin sen ya? Kimsin sen? Ali Candan mısın? Efe Karahanlı mısın? Polat Alemdar mısın? Aksaçlı mısın? Kimsin? Senin hayatın yalan. Ve bu yalana ortak olmayacağım. Günaydın Zülküf Yüksel. Yeni mi öğrendin bütün bunları? Bu bizim hayatımız. Yaşadıklarımızın ne kadarını biz seçebildik? Abdülay, derdin ne senin? Kendine gel. Bizim hayatımız bu. Biz bu hayata dostlukla tutunmuştuk. Belki hayatlarımızı seçemedik. Ama bu kimliksiz dünyamızda dost olmayı seçtik. Sen bizi biz eden dostluğu öldürdün. İşte bu yüzden benim için ölüsün. Abdülay, ben yapmadım. Özür mü bekliyorsun benden? Ölümse ölüm diyorum, daha ne diyeyim sana? Tamam Abdülay. Beni gömdün. Şimdi ne yapacaksın? Hayatımı yaşayacağım. Ama geçmişimle değil. Abdülay. Sen kimsin dedin ya? Ben senin abinim. Mutlu olmanı isterim. Yolun açık olsun.
Benim de hakkım sana helal olsun. İçeride mi? Şimdi çıkartacaklar. Nasıl? Nereye götürüyorsunuz? Kafasını dinleyeceği huzurlu bir yere götürüyorum. Deli evine. Deli evine. Deli evine değil efendim. Rehabilitasyon merkezine. Çekilir misiniz lütfen? Kim almış Poyraz'ı? Kim alacak? Tapınakçılar almıştır. Ulan cahil. Ulan cahil. Poyraz'ı getirmişsiniz. Tebrik ederim. Beni daha ne kadar şaşırtacaksın bilmiyorum.
yapıyorsun? İyi misin? Bir şey mi oldu? İyiyim, bir şeyim yok. Dalmışım. Ne zamandan beri buradasın? Yeni geldim. Çay demlemiştim. Gel birlikte kahvaltı edelim. Sen nereye gidiyordun? Kahvaltılık bir şeyler alacaktım. Ben alırım. Sen git. Peki o zaman. Sen gelene kadar sofrayı kurayım. Olayım mı abi? Kahvaltılık bir şeyler lazım. Abi ne istersin? Biraz zeytin koy, peynir koy. Reçel, bal, yap bir şeyler. Abi zeytin yeşil mi olsun, siyah mı? Yenge hangisini sever? Ne bileyim oğlum, hepsinden de olur işte. Olur abi. Şu eski kaşardan da ver. Eski kaşar vereyim abi. Salam da olsun. Tabii abi. Hepimiz bir gün öleceğiz.
Herkes bir gün ölecek. Yaşamayan insana üzülürüm. Benim yanımda yaşamak diye bir şey yok. Aksine, senin yanında her şey gerçek. Yalan yok. Yaşamak dediğim bu. Yine geldik aynı istasyona. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göze almışım. Biliyorsun ben annesiz babasız kaldım bir süre yetimhanede. Ömer babamla Nazife annem beni hayatlarına aldığında o kadar mutlu oldum ki daha o zamandan söz verdim. Bir gün çocuğum olursa onu annesiz babasız bırakmayacağım diye. Ama hayat böyle bir şey değil. Elif'in annesiz büyümesini istemem. Senin ona çok iyi bir anne olacağını düşünüyorum. Tabii istersen. Bana evlenme mi teklif ediyorsun? Güneş donar, ay söner. İyi iş çıkardınız. Armageddon bizi uyardığınız gibi etnik ve mezhep çatışması yaratmak için harekete geçti. Bu beklediğimiz bir şey olduğu için engelleyebildik. Bundan sonraki hamleleri için ne düşünüyorsunuz? Bundan sonra suikast benzeri eylemler yapabilirler. Efendim, Zülfikar Ağa için endişeleniyorum. Tedbirlerini alıyorum. Akif, atladığın önemli bir nokta var. Bunlar Armageddon'un eylemleri değil. Bize karşı doğrudan eylemleri olmadı. Maşa kullanıyorlar. Demek ki reflekslerimizi ölçüyorlar. Bizi iyice çözerlerse direkt yaptıkları eylemlerde sana fırsat vermeyeceklerdir. Maşa'dan onu tutan ele ulaşabiliriz efendim. Cemevi meselesinde Metheimer'ı kullandılar. Poyraz'ı da Cahit'e aldırdılar. Siz buna neden engel olmadınız efendim? Cahit'i zor durumda bırakmak istemedim. Planının bir parçası olduğunu düşünüyorum. Planı biliyor muyuz ki? Biliyorsanız bu plana biz de dahil olalım. Yoksa bize daha fazla zarar vermeden, bizi zor duruma sokmadan engelleyelim. Mümkün olduğunca müdahil olmadan gidebileceği yere kadar gitmesine izin vereceğim. Nereye kadar gitmesine izin vereceksiniz? Bugün Poyraz'ı alan, yarın Elif'i alırsa yine bir planı olduğunu mu düşüneceksiniz? Ameliyat oldum. İz tamamen geçti. Üzülüyordum. Senin için çok sevindim. Abdüley, iyisin değil mi? Kötü mü görünüyorum? Yo, iyi görünüyorsun. Sadece şaşırttın beni. Bayağıdır görüşmedik. Gaye bak, eğer sana rahatsızlık verdiysem, yani böyle aniden ortaya çıktım. Saçmalama. Çok mutlu oldum.
Hastanede gördüm seni ama yanına gelemedim. Sanırım Akif'le tartışıyordun. Bugün çalışacak mıydın? Yok, bugün çalışmıyorum. Neden sordun? Hiç. Zamanını almayayım diye. Sende bir gariplik var. Bana ne olduğunu söylemeyecek misin? Eğer müsait olacaksan akşam görüşelim. Ben kalkayım artık. Akşam ararım seni. Gel Cahit. Otur lütfen. Bunların ne olduğunu merak ediyorsun değil mi Cahit? İstanbul'da yeni bir vakıf kurmayı planlıyorum. Bu vakıf niçin efendim? Birçok şey için. Birincisi, bu vakfın başına Safiye Karahanlı'nın geçmesini istiyorum. Ve onu sen ikna edeceksin. Bildiğim kadarıyla Safiye Hanım'ın İsviçre'de yönettiği bir vakıf var. Bu işi çok iyi yaptığını biliyorum. Ona burada ihtiyacımız var. O yüzden burada kalmasını sağlamamız gerekiyor. İkincisi, bu vakıfla başka projelerimizi de yürüteceğiz. Ne gibi projeler efendim? Sen önce Safiye'ye teklifimizi götür. Vakıfla ilgili ne planlarımız olduğunu sonra uzun uzun konuşacağız. Peki efendim. Cahit. Merhaba Safiye. Bu sefer benden nasıl bir yardım istiyorsun? Peşinden söyleyeyim, sana yardım falan etmeyeceğim. Merak etme Safiye. Senden yardım istemeyeceğim. Üstadın sana bir teklifi var. Üstadın bana bir teklifi mi var? Eğer bana vakit ayırırsan sana yüz yüze anlatacağım. Neden yüz yüze görüşmemiz gerekiyor? Çünkü telefonda konuşulacak bir mevzu değil. Beni yine bir yere kapatıp esir almayacağını nereden bilebilirim? Safiye bunu yapmak istersem yaparım. Bunun için görüşmemize gerek yok. Öyle mi Cahit? Görüşürüz. Dur, kapatma. Tamam Safiye. Seni görmek istiyorum. Ben seni görmek istediğimden emin değilim. Safiye lütfen. Konuşmamız gerekiyor. Tamam. Ben müsait olunca sana nerede görüşeceğimizi haber veririm. Geldik mi? Adres burası. İyi günler. Ne zaman bir hayrını göreceğim senin? Hayırsız hayrı. Mete Bey, benim yeğen Berdo'yu maalesef konuşturmuşlar. Yeğenlerin de hayırsız bir hayrı. Ne ötmüş? Her şeyi anlatmış. Tırı bulmuşlar. Sonra gece çocukların barınağını da basmışlar. Cem evinde ne oldu? Anlat Cengiz.
Abi Zülfikar Ağa polislerle geldi bastı. Bombayı imha ettiler. Peki hayırsız. Ben demedim mi? Patlasa da patlamasa da o milleti yürütün. Siz kıvılcımı çakın. Ben yangını çıkarırım demedim mi? Hep o Zülfikar Ağa. Engel oldu. O olmaya da herkese arkamı almıştım. O çıkınca hiçbir şey yapamadım. Hep bahane. Hep bahane. Bahane hastalıktır. Fazla yaşatmaz. Hayri, artık senin de ortaya çıkman gerekiyor. Ben ortaya çıkarsam bütün işlerim ayyuka çıkar. Sonra ayıkla pirincin taşını. Hem Mete Bey, Suriye'deki işlerin en civcivli zamanı. Yorma beni be Hayri. Para kazanmak istiyorsan bırak Suriye'yi de beni dinle. Zülfikar'ın nakliye işleri sende olsun istemez misin? Mete Bey. İstersin, istersin. Zülfikar'ı kolaçan et. Attığı her adımdan haberim olacak. Hı? Tamam. Okan, sen ne istersin? Anlamadım efendim. Berdo'ya verdiğin 1 milyonu istemeyecek misin? Gel. Amca Ziyahettin de geldi. Gelsin. Dedem. Hoş gelmişsin. Buyur buyur. Geçmiş olsun. Sayenizde büyük bir faciayı atlattık. O delikanlıya da söyle. Bütün dualarımız onunla. Hakif. Can Polat'tan sonra da bu millet için çok koşturan bir kardeşimiz. Asıl koşturmacamız bundan sonra başlıyor. Belli ki bu Yezidler bizi birbirimize düşürmeye, kardeş kanı dökmeye karar verdi. Dede, dostla ayar birbirine karıştı. Koyun postu giymiş kurtlara dikkat etmek lazım. Sen güzel olanı yaptın. Ama tüm dikkatleri üzerine çektin. Senin için de endişelerim var. Allah yardımcın, Hızır yoldaşın olsun Zülfikar. Eyvallah. Hepimiz zor günler yaşıyoruz. Canlar ne diyor? Canların durumu nasıl? Dilimiz döndüğünce anlatıyoruz. Sakinleştiriyoruz. Aman diyoruz da dinleyene. Dedem. Şeytanın kışkırtıcı sesi nefse hep hoş gelmemiş midir? Elif babasının ölümünü hala kabullenememiş. Kafası çok karışık. Davranışları hiç sağlıklı değil. Kafasının karışık olması çok doğal. Onun yaşındaki bir çocuğun yaşayabileceği en ağır şeyleri yaşadı Elif. Onu en iyi ben anlayabilirim. Benim çocukluğum da onunkinden farklı geçmedi. Bu yüzden ona yardım etmek istiyorum. O zaman onun yanında ol. Ona en büyük yardımın bu olur. Ama ben her zaman burada olamayacağım. O halde sık sık ziyarete gelirsin. Neyse, bir süre daha buradayım.
Aslında Ömer Bey'le konuşmak istiyordum. Ama dün Nazife Hanım'ın yaşadıklarından sonra onu bir de ben yormak istemedim. Ben Elif'e Margaret'ın annesi olmadığını söylemek istiyorum. Tabii ki bir terapistin yardımıyla. Şu an bunun için hazır değil. Bu onu büsbütün yıkar. Ben onun halasıyım. Elbette onun üzülmesini istemem. Beni yanlış anladın. Elbette istemezsin. Ben sadece... her şey üst üste geldiği için hazır olmadığını düşünüyorum. Ben de onun benim gibi yalanlarla büyümesini istemiyorum. Bunu hiçbirimiz istemiyoruz. O halde bu konuda bir karar verelim. Ben bir terapistle görüşüp konuyu danışayım. Bu konuda yalnız karar veremeyiz. Ömer Baba ile konuşup onun da fikrini almamız gerekir. Yalnız şu an doğru zaman değil. Nazife annenin durumunun düzelmesini bekleyelim. İşte ben tam da bunu kastediyorum. Onların kendi sıkıntıları var. Ben bu sıkıntılı dönemde Elif'in her şeyiyle ilgilenmek istiyorum. Gerçekten bu sorumluluğu alabileceğini düşünüyor musun? Margaret, Elif için her zaman bir tehdit. Bunu asla unutma. Anladığım kadarıyla Abdüley sıcak bakmadı. Olayın şokunu atlattıktan sonra döneceğini düşünüyorum. Onun artık geri döneceğini sanmıyorum. İstersen ben de bir konuşayım. Gerek yok hocam. Naibiniz olarak Akif'i düşünemez miyiz? KGT için başka birini görevlendirebilirsek. Henüz karar vermedim. Bu konu üstünde düşünüyorum. Yakında sizi bilgilendiririm. Bugünkü heyet toplantımızda arkadaşlar da bunu soracaklardır. Alternatifleri sunmanız iyi olacaktır. Tamam hocam. Buradan, arka duvardan bahçeye gireceğiz. Şu noktada burayı gören bir güvenlik kamerası var. Tamam, önce onu hallederiz. Sonra bu yan duvardan yukarı çıkacağız. Anasörfür 14. katta, bu odada. Bana içeride 15 dakika lazım. İçeri girebilirsek sana bu zamanı sağlarım. Lütfen kendinizi fazla zorlamayın Erhan Bey. İsterseniz daha sonra devam edelim. Ne? Müsaadenizle ben kalkayım. Yorgunsunuz herhalde. Olur. Bugün erken bitirmişsiniz. Biraz canım sıkkındı. Sen nasılsın? Bir şey söyleyeceğim sana. Ne oldu? Getir Ali. Abi Zafer bu örnekleri gönderdi. Hayırdır Abdül, kim evleniyor? Ben. Hiç güleceğim yoktu. Kim evleniyor? Olsun Ali.
Sen ciddisin. Kimle? Gaye ile. Sen biliyor muydun? Yarın İnci Tataroğlu cezaevinden çıkacak. Onu münasip bir şekilde götür. Abi sıkarsam 30 seneden önce çıkamam. Ben sana cinayet işlemi diyorum. Kazaya. Arabanın frenleri tutmamış olsun. Abi sen demiştin evlilik bize uymaz diye. Rahmetli Polat abi evlendiğinde İnci Hanım'ın üstüne arabayı sürdürtmedin mi bana? Abdül, bu söyledikleri doğru mu? Geçmiş geçmişte kaldı. Vay be, sen de hain çıktın ha. Cahit'i de nikah şahidin yaparsın Abdül. Gaye Hanım'la gelecek hayatınızda mutluluklar dilerim. Polat abi yaşasaydı bu yaptıklarınızdan kahrolurdu. Geldiğin için teşekkür ederim. Çok naziksin. Bir şey içer misin? İçmem. Elif'i görebildin mi? Neden sordun? Sadece merak ettim. Umarım üstadın teklifinin Elif'le bir alakası yoktur. Bir şey demedim. Gördün mü Elif'i sadece? Nasıl? Yaşadıklarından sonra iyi olması sence mümkün mü? Senin varlığın ona iyi gelecektir. Bu çok enteresan bir duygu. Yani onunla aramızdaki bağ. Sanki yıllardır onu tanıyormuşum. Canımın bir parçasıymış gibi. Artık onsuz olamayacağımı hissediyorum. Onu asla bırakmayacağım. Benim gibi yaralı büyümesini istemiyorum. Buradan gitmeye niyetin yok anlaşılan. Elif olmasaydı burada bir dakika bile durmazdım. Bu kadar mı nefret ediyorsun bu şehirden? Burada geçmişe dair güzel hatıralarım yok maalesef. Eskiden burada nefes aldığını, yaşadığını bildiğim bir abim vardı. Artık o da yok. Neyse, neden bunları sana anlatıyorum ki? Senin bunları anlaman imkansız. Neden anlamayacağımı düşünüyorsun? Çünkü senin duygularının olmadığını düşünüyorum. Ama hakkını vermeliyim. En azından dürüstsün. Beni kullandığını itiraf ederek bunu kanıtladın. Ben... Sen?
Üstadın sana ne teklif ettiğini merak etmiyor musun? Dinliyorum. Üstad İstanbul'da bir vakıf kurmayı düşünüyor. Senin İsviçre'de başında bulunduğun vakfın bir kolu olarak da düşünebilirsin. Başına da senin geçmeni istiyor. Neden ben? Benden başka kimseyi bulamamış mı? İsviçre'deki vakfın başarılarını duymuş. Bu işi çok iyi yapacağını düşünüyor. Ben o vakfı dünyada savaşlardan zarar görmüş çocuklar için kurmuştum. Dönünce de kaldığım yerden devam edeceğim. Ancak şu an kendi yeğenimin yaralarını sarmaktan bile acizim. Üstad'a teklifini kabul etmediğimi söyle. Safiye, bence iyi düşün. Üstad'la çalışman senin menfaatine olur. Bana ne gibi bir menfaati olabilir? Benden uzak dursun yeter. Kendini düşünmüyorsan Elif'i düşünmelisin. Ne demek istiyorsun Cahit? Eğer üstadla birlikte çalışırsan Elif'i güvence altına almış olursun. Margaret'in Elif'ten vazgeçeceğini hiç sanmıyorum. Bir cevap vermeyecek misin? Margaret bir daha asla Elif'i görmeyecek. Üstad ve diğerleri de Elif'ten uzak duracaklar. Eminsin değil mi? Yani işlerim bitti. Şimdi gerçekten yemeğe çıkıyoruz yani. Bitmek üzere. Bir telefon etmem lazım. Anahtarı ver, arabayı ben kullanayım. Gerek yok, ben kullanırım. Aktif hale getirildi. Şu an üyelerimize bildiriliyor. Hazır olduğunuzda toplantıya başlayabilirsiniz efendim. Tamam Akif. Siber saldırılar başladı efendim. Hemen harekete geçin. Gidiyoruz. Gel Cahit. Safiye Karahanlı'yla teklifinizi görüştüm. Vakıf başkanlığı teklifinizi kabul etti. Ancak bir şartı olduğunu söyledi. Neymiş şartı?
Margaret'ın bir daha Elif'e yaklaşmasını istemiyorum. Tapınakçıların da yeğenimden uzak durmasını istiyorum dedi. Ancak bu şartla kabul edeceğini söyledi. Safiye bize haksızlık ediyor. Mehmet Karahanlı'nın torunu bizim için de çok değerlidir. Bizden ona asla zarar gelmeyeceğini Safiye'ye ilet. Margaret'a gelince o bir daha Elif'i görmeyecek. Değil mi Margaret? Bunu halledebileceğinden emindim Cahit. Beni şaşırtmadın. Cahit. Armageddon timinin eylemini izlemeni istiyorum. Türk teknoloji merkezlerinden biri. Buradan ne elde edeceksiniz? Birlikte göreceğiz. Otur lütfen. Tamam efendim, bakıyorum. Yedinci kat kameraları çalışmıyormuş. Gündem maddelerimize geçmeden önce naip olarak Abdüley'in artık çalışmayacağını size bildirmek istiyorum. Abdüley tüm çabalarıma rağmen bana olan öfkesinden ötürü bu görevi istemediğini net bir şekilde tarafıma söyledi. Şu an için bir naip adayınız var mı? Bir isim üstünde duruyorum. Netleştiğinde sizi bilgilendireceğim. Thank you.
Telaşı mı var? Müdahale var. Ne oluyor? Saldırı altındayız. Yabancı bir unsur ana server'a giriş yaptı. Veri datalarımız alınıyor. Durdursana. Buradan bir şey yapamam. Akif'i arayalım. Arıyorum. Kamil arıyor. Rezervasyonu Şamil yapmıştı da. Tabii. Ben de inandım. Efendim Şamil. Tamam. Hemen oraya geliyorum. Geri dönüyoruz. Çabuk Aynur'a. Ayrıca ekiplerimizi Armageddon temiyle bağlantılı olası suikastler konusunda uyardım. Sizlerin de bulunduğunuz yerlerde gerekli tedbirleri arttırmanızı istiyorum. Aksaçlı bu gündem maddesi kapandıysa bir diğer önemli meseleyi heyete arz etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi son dönemlerdeki komşumuz İran ile Amerika arasında ciddi bir yakınlaşma görülmektedir. İran, Orta Doğu'da etkinliği arttırmak için nükleer programından taviz verdi. Böylelikle bölgede nüfuz ettiği alanı arttırarak Sünni bloğun karşısında daha güçlü bir konuma gelmek istiyor. Biz de bölgemizde Sünni-Şii çatışmasının önlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle bölgeye yapmış olduğumuz ziyaretler sonucunda ciddi gelişmeler yaşandı. Efendim Akif. Timur, acil bir durum var. Aksaçlı'ya haber ver. Şu anda heyet toplantısı var. Giremem. Saldırı var Timur. Toplantıyı iptal etmemiz lazım. Ne diyorsam onu yap. Daha zamana ihtiyacım var. Bölgedeki dengelerin bir de Rusya ayağı var. Bunun içinde özellikle Suriye'de kimyasal silahların denetime açılması konusunda girişimlerde bulunarak Suriye konusunda bölgedeki gücünü Amerika'ya göstermiş oldu. Bölgede Rusya ve İsrail'in geleceğe dair stratejilerini İran ve Kuzey Irak bölgesel yönetimiyle ilgili olarak siber saldırı var efendim. Elektriği kes. Herkes sistemlerini kapatsın. Bulunduğunuz yerlerdeki ana şalterleri indir. Hemen çık. Evet.
Tebrik ederim. Sen biliyor musun Leyla? Elif'le bizim yeni bir projemiz var. Hayır, neymiş? Ömer Baba hikaye verecek bize. Ben onları kağıda yazacağım, Elif de onları çizecek. Sonra kitap yapacağız. Değil mi Elif'cim? Hı hı. Elif'cim niye benim haberim yok? Benim de haberim yoktu Leyla kızım. Çok güzel düşünmüşler ama. Hemen başlayalım. Önce hangi hikayeyi istersiniz? Ben en çok Kipri hikayesini seviyorum. Kipri değil o, kirpi. E tamam işte, Kipri. Tabağını alayım mı? Yok kızım, ben kendim alacağım. Ninem bana mı kızdı? Olur mu canım öyle şey? Nine! Nine! Eyvah! Çıksa karşına, dese ki bırak her şeyi, işini, gücünü, gidelim buralardan. Ne yapardı? Onu çok seviyorsam, onun da beni gerçekten sevdiğine eminsem, hiç düşünmem giderim. Ya sen? Eskiden olsa korkardım. Benden ötürü zarar gelir diye. Şimdi? Ben bu devlet işlerinden yoruldum. Ayrılmaya karar verdim. Ne oldu da böyle bir karar aldın peki? Polat abinin ölümü mü, yoksa başka bir şey mi? Onunla alakası yok.
ne şimdi? Yüzük işte. Yani ne yüzüğü? Bir şey mi teklif ediyorsun? Evet. Sen ne diyorsun? Yani evlenelim mi diyorsun? Evet. Çalıştığım buydu. İlk direkt eylemlerini gördün. Aldığımız hasarı bile bilmiyoruz. Efendim, 12 dakika sistemimizde kalmışlar. Bu süre içerisinde heyet üyelerinin bulundukları yerleri ve bilgilerini tespit etmiş olabilirler. Bundan sonraki toplantılarımızı eski teamüllere göre yapacağız. Gerekli hazırlığı yap. Efendim, Armagedon timi tahminimizden daha fazla data elde ettiyse sizi artık biliyorlar. Aksaçlınız deşifre oldu. Birazdan aldığımız bilgilerin hepsini göreceğiz efendim. Network ağındaki 8 noktaya erişebildim. Bakalım tanıdığın birileri var mı Cahit? Tanıyor musun Cahit? Tanımıyorum. Tanıyor musun? Ölmüş olmalı.